En çok neye üzüldüm biliyor musunuz? Hiç rahatsız olmadan, hiç yüzünüz kızarmadan verilen rakamların tamamı gerçek dışı olmasına rağmen burada milletin gözünün içine baka baka bunları söylediniz. Bakın ben size gerçek rakamları söyleyeyim. Bu elimde bulunan sizin genel başkanınızın 2023 hedefi dediği rakamlardır. Orada diyor ki Türkiye ekonomisinin dünyadaki yeri ilk 10 arasında olacak diyor. Şimdi nerede? 21. sırada. Milli gelir 2 trilyon dolar olacak diyor. Şimdi ne kadar? 803 milyar lira. Kişi başına gelir 25 bin dolar olacak diyor. Az önce siz de yine gerçek dışı yalan beyanda bulundunuz. 10 bin doları aştı dediniz. Sizin bürokratlarınızın verdiği rakam 9.893 lira. Şimdi dolar, ihracat, en büyük yalanınız ihracat. 500 milyar dolar dediniz. Gerçek rakam 225 milyar dolar. İşsizlik, ya milletin gözünün içine baka baka. Bu evlatlara nasıl yalan söylüyorsunuz? %5'in altına indireceğiz dediniz. %10'un üstünde resmi işsizlik, gerçek işsizlik %15'lerin üstünde. Enflasyon, milletin gözünün içine baka baka dediniz ki biz enflasyonu tek haneli rakamlarda tutacağız. Ağustos 2022 %80 TÜİK diyor. TÜİK bile sizi yalanlıyor. Siz bu yalanlarınızla milleti kandırmaya çalışıyorsunuz. Şimdi Sayın Fuat Oktay siz dediniz ki OECD ortalaması %10.3. Diğer yerlerde de ülkelerde de enflasyon yüksek dediniz. Türkiye OECD ülkeleri içerisinde en yüksek orana sahip ülke. Avrupa'da da en yüksek orana sahip. Dünya genelinde de en yüksek enflasyona sahip 6. ülke. Diğer ülkeler hangisi biliyor musunuz? İç savaştaki Suriye, Sudan, Venezuela, Lübnan, Zimbabwe. Şimdi siz bu hedeflerin hiçbirini gerçekleştiremediniz. 20 yıl sonra buraya çıkıp biz başka hedefleri gerçekleştireceğiz diyorsunuz. Siz neyi gerçekleştirdiniz biliyor musunuz? Uyuşturucu baronu İran'da idam cezası bulunan saray emir verdi, savcı serbest bıraktı. Siz bu uyuşturucu tüccarlarının Türkiye'de istedikleri gibi at koşturmasını başardınız. Siz daha sonra kendiniz Reytel Filiz denilen 100 kilo eroinle yakalanan kişiyle ilgili telefon edip de serbest bırakın dediniz mi, demediniz mi? Bununla ilgili gizlilik kararı aldırdınız mı, aldırmadınız mı? Varlık barışını biz mi çıkarttık? Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu elini kolunu sallayarak uyuşturucu baronları vergi ödemeden bu ülkede onun bunun hakkını yiyorlar. Yedikleri bütün haklar sizin boğazınıza dizilsin. Ethem Sancak sanayide şunu yaptık dediniz. Ethem Sancak nerede? 18 ayda tank üreteceğiz dediniz. Tank nerede? Ethem Sancak 780 milyar lira dolandırıp gitti. Peki o adamla ilgili tek bir işlem yaptınız mı? Ethem Sancak'a da bu milletin parası haram zıkkım olsun, ona yedirenlere de. Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı bir gecede 128 milyar lirayı zengine peşkeş çekti. O para...
Bir dakika daha. Sayın Özkoç. Fakir fukaranın parasını millete yediren o damadın da yedirdiği bütün paralar haram olsun, size de yazıklar olsun. Ya hiç utanmadınız. Türkiye'nin limanlarını daha süreleri bitmeden 49 yıllığına karşılığında ne aldıysanız, karşılığında ne aldıysanız yasa çıkartıp o insanlara peşkeş çektiniz. Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Anayasa Mahkemesi iptal etti. Eğer tekrar onu meclise getirir, tekrar onlara peşkeş çekerseniz burada söylüyoruz, sonuna kadar direneceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu sizin genel başkanınız gibi ne Amerika'nın eş başkanı oldu, ne Rus... Tamam. Tamam. Bir dakika. Tamamlayalım. Lütfen. Kemal Kılıçdaroğlu Amerikan emperyalizminin hiçbir zaman eş başkanı olmadı. Ne de Rusya'da Putin'in kapısında beklemedi. 15 Ağustos'ta 15 Ağustos Tavuk darbesini yapanlara karşı gidip elini sıkmadı. O vatanıyla, milletiyle beraber, o Türkiye'de aç bıraktığınız çocuklar için mücadele ediyor. Ve size son kez söylüyorum, sonuna kadar mücadele edeceğiz ve hesabını sizden soracağız. Yapacağız sabaha kadar burada. Ben müsaadenizle önce bir yanlış anlamaya doğrudan cevap vermek istiyorum. Ben ne gösterdiğiniz o resmin kim olduğunu anladım, ne de o bir kendi aranızda bir saniye ya cevap vereceğim ya bir saniye ne de kendi aranızda amigolarınızla bağırmanızı anladım. Şimdi anlıyorum ki bir isim Veysel Filiz mi neydi? Filiz diye bir isim. Buradan çok açık ve net şekilde ifade ediyorum. Açık ve net şekilde ifade ediyorum. Kamuya ve basına açık bir toplantıda, bir ortamda, yani kalabalıkta bir fotoğraf çektirmiş. Bir, kendisini hiç tanımam. Ya işte onu söylüyoruz. Ben kendisini tanımam. Ne öncesinde ne sonrasında kendisiyle hiçbir irtibatım herhangi bir konuyla, herhangi bir şeyle ilgili olmamıştır. O fotoğraflara da ben bakarım. İşlediği veya karıştığı, ya işte diyorum ya, kamuya ve basına açık olan bir yerde biri fotoğraf çektiriyor ve birisi size merhaba diyor. Ne öncesinde ne sonrasında tanırım. Soru sordunuz, kendisiyle öncesinde de sonrasında da hiçbir irtibatım olmamıştır. İşlediği veya karıştığı hiçbir suç veya mahkemeye veya tutuklanmasıyla ilgili hiçbir makam, hiçbir mevki ve hiçbir şahsı aramam asla veya irtibat kurmam asla söz konusu olmamıştır. Olamaz. Bundan sonra da söz konusu olamayacağını buradan çok net bir şekilde ifade ederim. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, vatan ve milletle ilgili verdiğimiz mücadelede şehit düşen şehit binbaşımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Şimdi ben size dönük konuşarak söylüyorum. Az önce de gene ya yalan söylediniz demek istemiyorum ama gerçek dışı beyanda bulundum. Az önce dediniz alanda resim çektirdim dedi. Bu makamda çektirdiğiniz resim. Makamda bak. Bu makamda çektirdiğiniz resim gibi daha 4 tane, 5 tane resminiz var. Beraber. Yani az önce yalan söylediniz. Peki. Bir dakika lan. Ben size söyleyeyim. AK Parti'nin siyaset akademisinde ders veriyordu.
AK Parti'nin siyaset akademisinde ders veriyordu. Bu Veysel Filiz, AKP'nin Avrupalı Müslümanlar girişimcisinin sözcüsüydü bu. Bu Veysel Filiz 10 kilo eroinden yakalandı. Pudracılara hocalık yapan Veysel Filiz. Şu işte burada. Az önce doğruyu söylemediniz. O yüzden söylediğiniz sözlerin hiçbir karşılığı yoktur. Yatıklar olsun size ya. Yatıklar olsun.